Herkese merhaba. PDR ÖAMBT dersleriyle devam ediyoruz. Ruh sağlığındayız, psikopatoloji dediğimiz noktadayız. Artık bu zamana kadar kuramlardan bahsettik. Hani kuramlardan soru gelmeyebilir ama yine de hani bilmekte fayda var o anlamda. Asıl önemli olan bizim için ruhsal bozukluklar. Bunda da arkadaşlar biz duygu durum bozukluklarını anlatacağım şu an ama kriter noktamız nedir? Her zaman DSM-5. Bütün çıkış noktamız burası olacak. Ve şu da var tabii ki DSM-5'te çok fazla şey değişti. Yani özellikle mesela kaygı bozukluklarında, duygu durumlarda biraz değişimler oldu. Onları da zaten yeri geldikçe söyleyeceğim çünkü sınavda çıkıyor. O yüzden sizin dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi ilk olarak toplumda çok sık görülen, Amerika'da, Türkiye'de, İtalya'da, İspanya'da, Kıbrıs'ta, şurada, burada, her yerde insanlar depresyonda. Depresyon bizim çağımızın hastalığı, değil mi? Çünkü niye? Şimdi eskiden, burayı söylemek istiyorum, gerçekten çok önemli. Eskiden babaannelerimizin, anneannelerimizin zamanında depresyon diye bir şey yoktu. Hatta yani şimdi çok eski olmasa da hani bizim de çocukluğumuzda falan depresyon da neymiş yani, değil mi? İnsanlar bunu açıkçası çok da fazla dillendirmiyordu. Anadolu insanı depresyona gönül yorgunluğu dermiş. Yani çok böyle üzüldüğünde, çok böyle işte ne bileyim kendini kötü hissettiğinde gönlüm yoruldu diye anlatırmış. Dolayısıyla da tabii ki sonrasında psikolojinin bilim olması, psikiyatrinin gelişimi, tıp biliminin gelişimi ve kılavuzların yayınlanmasıyla birlikte hastalıklar da artık tanımlanmaya başlanmış oldu. Dolayısıyla da şu an bizim kullandığımız aktif olarak hali hazırda DSM-5 kriterlerinden bahsedeceğiz. DSM-5 kılavuzu, DSM-5 kriterleri şu an psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde ve tanılanmasında en birinci kullandığımız guideline. ICD-11 var. ICD-11 Avrupa'nın kullandığı kılavuz, DSM-5 Amerika'nın kullandığı kılavuz. Ama biz de ne yapıyoruz? Amerika'nın kullandığı DSM-5'ten yararlanıyoruz. Tabii vakti olanlar ikisini de okuyabilirler. Onda bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Velhasıl diyorsunuz ki hocam depresyondayız. Yani şuna çok katılıyorum. KPSS süreci gerçekten kolay ve meşakkatli, kolay değil meşakkatli bir süreç diye düşünüyorum. İşin içinde olan insanlar olarak ben kendi öğrencilerimde de şunu görüyorum. Çok emek harcıyorsunuz ve istiyorsunuz ki inşallah da öyle olur. Karşılığını alırsınız. Çok çalışmak lazım. Her zaman söylüyorum. Bana bir sürü mesaj gönderiyorsunuz. İşte hocam ne yapalım, nasıl işte çalışalım diye. Arkadaşlar sihirli bir değnek yok. Soru çözmek gerekiyor. Hele ki şu son manevrada artık sizin bol bol denemelerle, sorularla kendinizi desteklemeniz gerekiyor. Pratiğiniz ne kadar güçlüyse başarı o kadar iyi gelir. Yani insan zihni kendini artık bir şekilde adapte etmeye başlar. Lütfen rica ediyorum mutlaka soru çözün. Hatta şöyle söyleyeyim, her dersten her hafta en az 5 tane deneme çözmekte de çok fayda var diye düşünüyorum. Gelelim duygu durum bozukluklarına. Duygu durum bozuklukları duygularda etkisizleşme yaratan durumlar. Yani dalgalanmalar yaşıyoruz, duygularımızda bir çökkünlük meydana geliyor. Ama sadece depresyon olarak almıyoruz. Şöyle düşünün, duygu durum bozuklukları kendi içinde iki başlıkta toplanır. Bunlardan bir tanesi depresif bozukluklardır. Diğeri de bipolar dediğimiz, çok şu an ünlü her yerde. Ben mesela insanlar görüyorum, diyor ki ben bipolarım. Bipolar olmak o kadar sağlıklı bir şey mi acaba? Yani ya da özenilecek bir şey mi? Ya da ne bileyim, yani bu kadar etiket yapmaya gerektiren bir şey mi? Değil. Yani bipolar zor bir hastalık her şeyden önce ve yardım etmemiz gereken bir durum. Dolayısıyla da öyle bipolar hani moda oldu falan, ben böyle toplumda biraz garip karşılıyorum bu olanları. Ama duygu durumun diğer tarafında bipolar, yani iki uçlu bozukluklar vardır. Bi zaten iki uçlu anlamına geliyor. DSM-5 kriterlerinde depresif bozukluklar şu şekilde sınıflandırıldı. Majör depresyon, distimi ya da süren depresyon, ki distimi arkadaşlar DSM-5'te birleştirildi. Süren depresyonla bir araya getirildi. Ve üçüncüsü de yıkıcı duygu durum bozuklukları. Başka depresyonlar da var. Postpartum var. Doğum sonrası depresyon. Mevsimsel depresyon var. Kış geliyor, depresyona giriyoruz. Yaz geliyor, depresyona giriyoruz. Bahar geliyor, depresyondayız. Böyle mevsime göre değişen durumlar. Ya da kadınlarda adet öncesi dismorfik bozukluk dediğimiz bir depresyon türü
var. Bunlar DSM-5 sınıflandırmasında da yer alıyor hali hazırda. Şimdi biz ilk önce hangisiyle başlayalım? Depresif bozukluklar. Depresif bozuklukların kriterlerini verecek bize sınavda ya da bir paragraf verecek ve kişinin hangi rahatsızlığı olduğuyla alakalı bir tanı koymanızı ya da bir cevapta bulunmanızı isteyecek. Şöyle düşünün, depresif bozuklukların en önemli kriteri çökkün ruh halidir. Çöktüm dersinizi böyle kendimi böyle hiç iyi hissetmiyorum. Yataktan kalkasım yok. Böyle depresyon kazakları var. Sadece gözün görünüyor. Ya da işte ellerin çıkabiliyor, o da kahve tutmak için falan. Depresyon köşesi var, depresyon kazakları var. Bunun, değil mi Etra abi, bunun şeyini yapabiliriz yani. Depresyon şeyleri, kıyafetleri. Çok mantıklı, bak bunu düşünelim. Şimdi dolayısıyla da en önemli kriter, lütfen sorularda dikkat edin, çökkün ruh hali. Bu insanlar hiçbir şey yapmak istemezler. Ay, parmağımı bile kıpırdatmak istemiyorum. Bazen öğrencilerim geliyor, hocam vallahi ders çalışmak istemiyorum, hiç halim yok, sanki hep uyuyasım geliyor. Niye? Depresif bozukluklardan kaynaklanıyor. Ama şunu da söyleyeyim. En ufak bir çökkün durum da depresyonda olduğumuzu göstermez. Yani insanlar hemen tanı koyuyorlar, ay depresyondayım diye. Depresyon tanısı koymak da o kadar rahat ve kolay bir şey değildir. Estağfurullah. Ha, bazı insanlar evet, böyle böyle lanet, kötümser, aman sıkıntılı, kötü enerji yayıyorlar onlar. Onlardan uzak duruyoruz, değil mi? Onlar da sıkıntı. İyi şeyler, hayata güzel bakmak lazım, neşeli bakmak lazım. Şimdi çok da neşeli olmayın, onda da bipolar olursunuz. Ona göre ben geleceğim oraya birazdan. Şimdi çökkün ruh hali dediğimiz durum, kişinin hiçbir şey yapmaya istek duymaması anlamına gelir. Dolayısıyla aslında benim depresif bozukluklarda en önemli bakmam gereken şey isteksizliktir. Her şeye karşı bir isteksizlik ortaya koyar bu insanlar. Eksikliklerine odaklanır. Şimdi bakın, hiç kimse, hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hepimizin hataları var, doğruları var, iyi tarafları var, zaafları var. Her, yani sonuçta mükemmellik zaten bize mahsus bir şey değil. Yani bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla da depresyonda olduğumuzu nerede, nasıl anlarız? İnsanlar eksik taraflarına odaklanır. Ne bileyim, burnunu beğenmiyorsa zaten burnum da çirkin, zaten hayatta şöyle batsın bu dünya diye gider yani. Dolayısıyla da eksiklikler böyle spot ışıklarıyla ön plana çıkmaya başlar depresyonda olan kişilerde. Her şeye olumsuz bakar. Karamsardır, kötümserdir, pesimisttir, hayatın iyi taraflarını görmez ama bu da ne yapar? Kişinin iyice kendi kabuğuna çekilmesine sebep olur. Ve kimseyle artık konuşmamaya kadar giden, işlevsellikte önemli bir düşmeye neden olan bir durum, bir tablo ortaya çıkar. Depresyonda olan insanlar mesela genelde az uyurlar diye bir şey yok. Ya çok az uyur ya da çok fazla uyur. Biz buna bedene kaçmak diyoruz psikolojide ya da uykuya kaçmak diyoruz. Yani kişi o durumu, o yaşantıları görmemek ya da işte düşünmemek adına ne yapar? Uyumaya başlar. Günde 15 saat uyur. Ya da sürekli böyle uyku halinde gibidir. Böyle gözler, değil mi? Şehla şehla bakar falan. Böyle biraz sıkıntılıdır yani. Yeme düzen ya da çok az uyur dediğim gibi. Yeme düzensizliği ya çok yer ya da hiç yemez. Mesela ayrılık yaşayan insanlar genelde şöyle bir tepkide bulunuyorlar. Ay işte canım hiçbir şey istemiyor. Ya da bir yas tutan insanlarda da hani yemekten uzak durma gibi bir tablo ortaya çıkabiliyor. Bu da yine depresyonun kriterlerinden bir tanesi. Düşünce ve hareketlerde yavaşlama. Harekette yavaşlama. Bu ne demek? Yani bakın, çok enteresan bir şey söyleyeyim size. İnsanlar depresyondayken ne kadar zeki olurlarsa olsunlar bir anda potansiyellerini sıfırlar. Dolayısıyla da düşünce olarak ya da işte ne bileyim ortaya koyduğu performans olarak hiçbir şey yapamamaya başlarlar. Ve kendini de değersiz görmeye başlar. O yüzden de depresyondaki insanların düşünceleri artık o kadar da etkin değildir. Hareketleri, eylemleri de maalesef o kadar etkin değildir. Dolayısıyla baktığınızda da sıkıntı giderek büyümeye başlar. Sosyal anlamda geri çekilme ön plandadır. Kimseyle konuşmaz, sosyal medya hesaplarını kapatır, telefonlarını değiştirir, insanlarla arasına mesafe koyar ve kimseyi görmek istemeyen kişilerdir bunlar. Toplumda çok fazla, kadınlarda oranı maalesef bir miktar daha fazla. Çünkü niye? Kadınlar her şeyi çok düşünüyorlar. Şimdi ben burada kavram haritasında ne dedim?
depresif bozukluklar temelde 3 tanedir diye konuştuk. Bunlardan bir tanesi ve soru olarak da karşımıza en çok gelme ihtimali olan majör depresyon. DSM-5'te ismi değişti. Yayın depresyon oldu. Türkçe'ye çevrilirken bu şekilde karşımıza çıktı. Majör depresyon epizodik bir hastalıktır ya da epizodik bir bozukluktur. Ne demek bu? Dönemseldir. 2 hafta boyunca çok şiddetli semptomlarla kendini gösterir. Hayatınızın bir sonraki kısmında bir daha hiç yaşamayabilirsiniz. Ama üzgünüm ki şunu söyleyeyim. Bir kere majör depresyon atağı geçirdiyse bir insan, bundan sonra depresyona girme ihtimali daha da yükselmiş olur. Yani o yüzden de öyle bu kadar hayata şey yapmamak lazım. Yani bu kadar gamlı olmamak lazım. Bu kadar her şeyi düşünmemek lazım. Bizim açık zihinle, bilinçte olup yani olayları o şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bakın bazen siz hiçbir şey yapmazsınız. Her şeyi çok doğru yaparsınız ama ters yönden bir kamyon girer, her şeyi dağıtır ve gider. Hayat biraz bazen böyledir. O yüzden de tabii insanların tölere gücünde de düşmeler yaşanıyor. Bu da çok normal, bu da çok doğal bir durum. Ama burada majör depresyonda 2 haftalık süreçte işlevsellikte muazzam bir düşme yaşanır. Daha da kötüsünü söyleyeyim. Majör depresyonun normal distimiden farkı da şudur. Majör depresyonda arkadaşlar insanlar intihar eğilimi ortaya koyarlar. Hastaneye yatış ortaya koyarlar. Kendine öz kıyım konusunda bir tasarımı vardır mutlaka. Yani kendini öldürme konusunda bazı şeyler ortaya koyar. TAT, tematik algı testleri yapıyoruz mesela. Oradaki resimlerde bazen bunları tespit etmek mümkün olabiliyor. Yani ortaya çıkartabiliyoruz. Çökkün duygu durum majör depresyonda çok baskın ve dominant bir şekilde kendini gösterir ve boşlukta olma hissi. Yani sanki hiçbir yere ait hissetmiyormuş gibi, borderline'la karıştırmayın, buradaki bahsettiğim şey birazcık daha farklı. Boşluktaymış gibi, yani sanki böyle havada yürüyormuş gibi, ayda yürüyormuş gibi bir mantık ortaya koyarlar. Bu insanlar kolay kızarlar. Yani majör depresyon yaşayan insanlarda çabuk sinirlenme, çabuk öfkelenme dediğimiz dürtüsel bir durum da ortaya çıkar. Uyku problemleri yine çok uyumak ya da az uyumak şeklinde kendini gösterir. Yeme problemleri ortaya çıkar. Az yemek, çok yemek şeklinde kendini gösterir. Ama bizde genelde çok yemek şeklinde kendini gösteriyor yani. O da sıkıntı. Mesela sınava hazırlanan arkadaşlar çok yiyorlar. Öyle şikayet ediyorlar. Hocam kilo aldık diyorlar falan. Ben de diyorum verirsiniz. Sıkıntı yok. Yeter ki atanın yani. Şimdi buraya geçecek olursak bu arada depresif bozukluklar içerisinde en önemlisi nedir? Tabii ki majör depresyon. O yüzden de şöyle devam edelim. 2 hafta içinde 5 ya da daha fazla DSM kriterini, yani şu bahsettiklerimizi karşılıyor olması gerekiyor. Değersizlik duygusu çok fazladır. Ben değerli değilim, zaten hiçbir şeyi hak etmiyorum. Bu insanlar bunu çok derinden yaşadıkları için, hayata dair anlamlarını kaybettikleri için de maalesef intihar düşüncesi o yüzden kendini çok fazla hissettirmeye başlar ve bunu tasarlayıp bunu ortaya koyabilirler. Yani o 2 haftalık süreç çok kritik bir süreçtir. Düşünmede ve odaklanmada gerçekten zorluk yaşar, odaklanamaz, karar vermede güçlükler yaşar, intihar tasarımı yapar. Ama şunu da söyleyeyim, lütfen karıştırmayın bipolarla, bipolara birazdan geleceğim. Hiçbir zaman bir mani ya da hipomani atağa geçirmemişlerdir. Duygu durumu hep çökkündür. Stabil, hep çökkündür. Bu şekilde gider. Püf noktası söyleyeyim. Yas ve yeğen depresyon arasında fark var. Ben ÖABT, yani PDR ÖABT sınavı hazırlıyor olsaydım kesin sorardım bunu. Arkadaşlar yas ve majör depresyon aynı şey değildir. Yasta kişide bir boşluk vardır. Yani sevdiği bir nesnenin kaybı vardır. Ölüm, ayrılık ya da işte ne bileyim farklı bir şey, savaş, göç gibi gibi. Yani bu bir yastır. Ama majör depresyonda kişide genel bir çökkün duygu durumu vardır. Yani yastaki nesne kaybı çok daha önemlidir burada. Yasta yaşanan durum mutlaka zamanla azalır. Her yas remisyon dediğimiz sakinleşme evresine girer. Ama majör depresyonda sakinleşme öyle o kadar da kolay değildir. 2 haftalık sürede çok şiddetli bir durum, baskın bir duygu durum bozukluğu yaşanır. Yasta, bakın bu en önemli fark aslında. Yas tutan insanlar şunu bilirler. Yani konunun kendiyle alakalı olmadığını
anlar ve buna göre konumlandırır. O yüzden benlik saygısı korunmuştur. Yani yasta olan bir insan, mesela sevdiğini kaybeden bir insan ölümle özellikle kendini suçlamaz. Hani şey diyorlar ya hep, ölümle ayrılığı bir kefeye koymuşlar. Ayrılık işte bir dirhem fazla gelmiş. Sebep buradan kaynaklanıyor. Yani ölüm bir yas süreci. Yani tamamlanmış bir süreç. Ama ayrılık pek öyle olmadığı için birazcık daha ataklı olabiliyor. Dolayısıyla da yasta benlik saygısı korunuyor. Ama majör depresyonda çok şiddetli bir değersizlik duygusu kendini çok tipik bir şekilde gösteriyor. Evet, az önce söylediğim şey, majör depresyon belli bir dönem görülüyor. Ondan sonra da görülmüyor. Ama dediğim gibi bir kere yaşadıysanız bir daha tekrarlanma olasılığını da arttırmış oluyorsunuz. Devam edelim. Yıkıcı duygu durum bozukluğu. Yeni sınıflamada DSM-5 kriterlerinde yıkıcı duygu durum bozukluğu diye bir tanımlama geldi. Bu ne demek? Öfke patlaması olarak kalsın aklınızda. Yani kişinin aniden sinirlenmesi, kontrolsüzce sinirlenmesi, karşıt olma, karşıt gelme bozukluğuyla lütfen karıştırmayınız. O başka bir şey. Onu da anlatacağız. Burada var olan şey, kişinin gelişim düzeyinden bağımsız bir şekilde öfke patlaması yaşamasıdır. Yani atıyorum, egosentrik dönemde, yani işlem öncesi dönemde ya da ergenlik dönemindeki durumdan bahsetmiyorum. Yani bir insanın gelişimsel yaşından, düzeyinden farklı olarak bağımsız bir şekilde çok fazla sinirlenmesi, öfkelenmesi ve bunu bu şekilde ortaya koymasıdır. Depresyonun getirdiği süreçte bu insanlar bunu öfkeyle ortaya koyarlar. Bu da bir depresyon türüdür. Ve DSM-5 içinde yeni bir sınıflamadır. Soru olarak karşınıza gelebilir. O yüzden de dikkat ediniz. Şimdi sırada ne var? Distimi ya da süren bozukluk dediğimiz bir süreç var. Şimdi tahtayı silelim ve devam edelim süren bozukluklarla. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar, DSM-5 sınıflandırmasında duygu durum bozukluklarının içerisinde, depresif bozukluklarda 3. kısma geldik. Bunlardan bir tanesi distimi ya da süren bozukluk dediğimiz durum. Şimdi şöyle düşünün, DSM-4'te kronik bozukluk olarak geçiyordu, süren bozukluk diye bahsediyorlardı. Ama DSM-5'te bu sınıflama ortadan kalktı, distimi ile süren bozukluk artık birleştirildi. Dolayısıyla da biz de bir olarak kabul ediyoruz. Bu kronik bir durumdur. 2 yıllık zaman içerisinde yayılan bir depresyondan bahsediyorum. Bazı depresyon durumları tabii ki birazcık daha şey olabiliyor. Yani kişiyi daha uzun süre devam edip yorabiliyor. Dolayısıyla da biraz sıkıntı oluşan durumlar bunlar. 2 yıllık süre içinde zamanın yarısında ya da günün büyük bir kısmında görülen çökkün ruh hali. Bu insanlar hayatlarının büyük bir kısmında bu şekilde devam ediyorlar. İşte melankoli diyenler var, bir sürü şeyler söyleyenler var ama bu uzun süren bir depresyon süreci. Çocuk ve ergenlerde 2 yıl değil 1 yıl gözlenebilir. Böyle bir durum var. Ve 2 yıllık süre içerisinde DSM-5 kriterlerinden en az 2 tanesinin görülmesi yeterlidir. Nedir bunlar? Yeme bozuklukları. Yani yeme bozukluğu derken işte çok yeme, az yeme. Çok uyuma, az uyuma. Kendine güvenin azalması, düşük enerji, odaklanma problemi, işte ne bileyim bir türlü iyi bir performans ortaya koyamama, enerjinin hemen düşmesi, modun düşmesi, umutsuzluk duygusu, gelecekle alakalı olumlu bir tasarımda bulunamamak. Yani bunların tamamı 2 yıllık süre içerisinde kişiyi ciddi anlamda yorar. Peki nedir farkı? Yani majör depresyon 2 haftalık sürede çok şiddetli bir atakla kendini gösterir. Ama süren bozukluk 2 yıllık zaman içerisinde sürekli yaygın bir şekilde kişinin çökkün ruh haline sahip olması anlamına gelir. Böylece depresif bozuklukları bitirmiş olduk. Şimdi o çok merak edilen bipolar bozukluklarla bir devam edelim. Bakalım ne olacak? Ben tahtayı bir sileyim. Bundan sonraki ya da bunu ayrı bir video olarak çekelim. Bipolar bozuklukları tekrar yeni bir videoda size anlatalım. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Thank you.